Psikoloji bölümü ve nörobilim alanı arasındaki fark nedir? Çünkü bugünümüzde çok karıştırılan, terimlerin birbirinin içine girdiği ve herkesin aynı terimi birçok şey için kullandığı bir alana dönüştü. Bunu bir farkları bahsedelim, hangi yönlerden ayrıldıklarından konuşalım. Onun için de size dönelim yani. Şimdi ben bir psikoloji bölümünde öğretim üyesiyim. İşte Hazal da benim eski öğrencilerden. Şimdi meslektaşım. Ben psikoloji bölümünde hala misafirim. 4-5 yıldır Ankara'daki son 2 senemde sayarsan 6 yıldır psikolojide ders veriyorum. Ama psikoloji konusunda konuşma yetkinliğine sahip bir insan değilim. Bir kere psikolog değilim. Artık psikolojiyle ilgili dersler vermiyorum. Yani o alanda herhangi bir uzmanlığım yok. Fakat son yıllarda şunu görüyoruz. Psikoloji dediğimiz alan nöropsikolojiye doğru çok hızlı evriliyor. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi işte son 20-30 yıldır nörobilimdeki bu anormal gelişmeler. Yani çok hızlı gelişiyor. Ve şunu fark ediyoruz. Beyin işlevlerimizden bağımsız olarak artık psikolojik hadiseleri konuşabilme lüksümüz yok. Yani çünkü her şeyin beyinde nasıl yapıldığına dair bir fikrimiz var. Nihai resmi görmekten henüz uzak olsak da bayağı bilgi biriktirdik. Dolayısıyla mesela bir depresyonda bilmem serotonin falan dediğinizde aslında nöropsikoloji yapıyor oluyorsunuz. Ya da işte bağımlılıkta dopamin sistemi dediğinizde ağrı, işte endorfinler, periokoduktal gri madde falan lafları çıkıyorsa ağzınızdan bu durumda artık psikolojiyle nörobilimin kesiştiği bir yerden konuşuyorsunuz demektir. Nörobilim bu kadar ilerlerken, dünyadaki bütün alanların adının başına birer nöro gelirken tabii ki psikolojinin de bundan ağrıyor olması düşünülemez. Amma ve lakin. Burada bir nörobilimci olarak bir uyarı yapmak isterim. Muhtemelen sen de hatırlıyorsun. Ben, yani Hazal bilir, her dersime girdiğimde hemen hemen psikoloji bölümünde bir uyarı yaparım ilk başta. Nöropsikolojinin bu yükselen modası nedeniyle Sinan Canan gelip bize bir nöro anlatacak, biz psikolojiyle ilgili bütün mevzuları çözeceğiz beklentisine giren bazı arkadaşlar var. Dünyadaki bütün nörobilim bilgisini bilsem ve bunu her an update etsem bile, ki öyle bir durumum asla yok. Yani dünyanın en bilgili nörobilimcisi olsam bile bir araba kullanma örneği verecek olursak benim size verebileceğim en iyi bilgi arabanın motor ve yürüyen aksamının nasıl çalıştığı ile ilgili bilgidir. Fakat sizin bir sürücü olmanız için ki psikoloji aslında sürücü olmak, bir yerden bir yere gitmekle ilgili bir bilgi alanı olarak düşünülebilir. Bir sürücü olabilmeniz için o arabanın kullanım kuralları, trafik kuralları, yol durumu, hava durumu, bulunduğunuz ülkenin kültürel şartları gibi tonla şeyi bilmeniz lazım. Yani sadece motor bilgisine ya da yürüyen aksam bilgisine sahip olan bir insan nasıl ki usta bir sürücü ya da bir ralli ustası olamazsa, aynı şekilde sadece beyin bilmek de insanın davranışlarını %100 açıklamamızı mümkün kılan bir durum değil. Dolayısıyla nörobilim her alanda olduğu gibi psikolojide de çok önemli açıklayıcılığı ve faydaları olan bir çatı bilim alanı. Ben böyle diyorum. Yani artık nörobilim bir üst bilim gibi her bilim alanına dair verebileceği bazı şeyler var. Psikolojiye de verebileceği bir şeyler var. Ama bütün bu üst bilgi tiplerinde olduğu gibi nörobilimde de genel bir zone verme, genel bir ipucu verme ama detaylı açıklayıcılıkta biraz susmak zorunda kalma gibi bir durum var. Nörobilim bize klinikte oldukça yardımcı oluyor. Mesela psikiyatrik hastalıklarda, psikolojik bozukluklarda onların doğasını anlamamızda bize çok yeni şeyler söylüyor. Ama işte psikolojik travmalarımızın nasıl oluştuğuna dair bir sürü yeni teori üretmemizi sağlıyor. Ama bunların sağaltımı, iyileştirilmesi, bunlarla nasıl muamele edileceği, bir insanda bunların tam olarak hangi sinirsel devrelerle neye yol açabileceği konusunda 2x2=4 eder derecede kesin bilgiler vermesi çok mümkün değil. En azından henüz mümkün değil. Nörobilim ne kadar çok şey öğrenirsek öğrenelim, çok uzunca bir süre hala emekleme aşamasında kalacak bir bilim. Çünkü uğraştığımız şey bu evrenin en karmaşık maddesel organizasyonu, yani beyin. Onu öyle 2 günde işte bir şey bulduk, 2020'de biz mevzuyu çözdük falan diye böbürlenmeden ele almak lazım. Bu bilgileri bugün elde ediyoruz ama bilimin de gerekliliği olarak bu bilgileri yarın yalanlayabiliriz. Tabii bir de bilimsel bilgi değişiyor yani, aynen, bir de böyle bir durum var. O yüzden çok coşmamak lazım. Ben şimdi 2 tane uç görüyorum bu arada psikolojide. Yeni bir şey de değil. Ta 1930'larda, 40'larda mesela biyofobi diye bir yaklaşım oluşmuş. İnsan organizmasının davranışlarının kökenlerini biyolojik açıklamalar cinsinden yapmayı tercih eden bazı ekollere, işte bir davranışçı ekol falan gibi ekollere bir şey gelişmiş, bir defans gelişmiş. Demişler ki psikoloji bir sosyal bilimdir, biyolojik bağlamda değerlendirilemez ve biyofobi dediğimiz bir reaksiyon oluşmuş. Bugün nörofobi diye bir reaksiyon da var. Yani birçok klasik psikoloji ekolüne mensup insan, öğretim üyesi genellikle. Araştırıcılar pek böyle değil de öğretim üyeleri daha az ya da biraz daha tutucu olabiliyorlar. Onlar diyor ki insan beyin değildir falan filan.
Ya o da doğru değil, yani o da mantıklı değil. Ya da beyin işte her şeyi açıklar, ondan sonra beyinsiz psikoloji olmaz falan demek de beyinsizce. Dolayısıyla bu bilgi alanlarını güzelce birlikte kullanabilip optimum bir birliktelik sağlayabilirsek gayet güzel olacak. Ben bu arada muhtemelen bu soruyu soran arkadaşım ya bu konularla ilgili bir şey çalışıyor ya da çalışmayı düşünüyordur. Bir konuda uyarmak isterim. Sadece psikoloji değil. Ne alanla ilgili çalışıyor olursanız olun, muhakkak nörobilimin temellerine dair bilgi sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu devirde hakikaten hani yani nörobilim bilmen evde kalacak diyorum. Doğru yani böyle gibi gözüküyor. Bakın şu anda dünyanın en medyatik açıklamalarından bir tanesi işte Elon Musk'ın Neuralink projesi mesela. Adam nöronal bir şeyle PR yapıyor yani şu anda kendi reklamını onun üzerinden yapıyor. Böyle bir ürün geliştiriyor. Dolayısıyla zamanın yükselen bilgisi ve bu geçici bir momanda değil çok yakın bir zamanda çok daha önemli hale gelecek. Bundan dolayı bu meseleyi öğrenelim. Biz zaten açık beyin olarak elimizden geldiğince bunu herkesin anlayacağı ve kullanabileceği bir tarzda anlatmaya çalışıyoruz. Aa bu arada bir ipucu vereyim mi? Sürpriz geliyor. Yakında bir uygulamalı nörobilim okulu açıyoruz arkadaşlar. Sadece açık beyin bünyesinde olacak. Biraz uzunca bir program olacak. Tam süresine karar vermedik. 8 ya da 12 hafta olabilir. Her bilgi alanından gelen insanın temel düzeyde nörobilimi A'dan Z'ye öğrenmesi için bir program hazırladım. Güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. İşin içinde son derece temel konular olduğu gibi son derece uçuk sonuçları tartıştığımız bölümler de var. Dolayısıyla bu programı yakında açık beyin içinde açacağız. Şu pandemi belirsizlikleri bilmem ne bir otursun diye bekliyoruz. Sanıyorum ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yöntemiyle devreye sokacağımız bir eğitimimiz olacak. Bu konuya meraklı arkadaşları da o oturumlarımıza bekliyor olacağız inşallah. Onu da açık beyin takipte kalın duyuruyor oluruz diyerek bağlayayım. Tan ta da da dan tan.